bir numara bana kenarda dursun. Benim kartal ki yok. Ne market biliyor musun? Kartalın onu ne market. Buna yemler biraz şey yapmıyor, ben yok olmuyor. Demek kızlarda değil sadece, erkeklerde yani. Bu onun içini buraya koyuyorum değil mi ya? Ne abi? Buraya koyuyorum değil mi? Benim ha, oraya benim buraya. Tabii o yemini koy giderse. Bu barınakta görmüş olduğunuz kuş rinoceros boynuzlu kuş, yani gergedan boynuzlu kuş olarak biliniyor. Orta kuşakta yaşayan, yani tropik bölgelerde yaşayan tropik canlılardan bir tanesi. Parkımızda boynuzlu kuş türlerinden 4 farklı tür var. Ama orta kuşak, yani Güney Asya ülkeleri, Sumatra, Borneo, Java gibi ada ülkelerinde yaşayan tek tür bunlar. Diğerleri Afrika türleri. Bunların en önemli özellikleri erkeklerin ve dişilerin üreme dönemlerindeki davranışları. Erkek ve dişi birbirine güven hissettiği zaman ağızlarıyla, gagalarıyla yem alıp, meyveleri alıp birbirlerini besleme davranışı gösteriyorlar. Bu davranışı gördüğünüz zaman bu iki bireyin birbirlerine güven duyduklarını ve çiftleşme olgunluğuna geldiklerini gösteriyor. Yuva yapma durumları da çok enteresan aslında. Dişi birey yuvanın içerisine giriyor, ağaç kovuklarını kullanıyorlar. Ağaç kovuklarındaki delikten dişi yuvanın içerisine giriyor. Erkek dışarıdan çamurla yuvanın ağzını sıvıyor ve küçük bir delik bırakıyorlar. Kuluçka süreci boyunca erkek dışarıdan anneyi besliyor. Yavrular çıktıktan sonra da yine baba anneyi ve yavruları beslemeye devam ediyor belli bir büyüklüğe gelene kadar. Aslında parkımızdaki en ilgi gören kuşlardan bir tanesi. Görsel olarak da hakikaten farklı bir görünüşü var. Yerde yürüyüşleri de zıplayarak yürüyorlar. Ağaç dallarında da yine aynı şekilde zıplayarak, yürüyerek değil de zıplayarak hareket ediyorlar. Sadece çocukların değil, yetişkinlerin de çok fazla ilgisini çekiyor. Aa, çift gagası var, aa işte başında muz var gibi çok ilginç benzetmelerle karşılaşabiliyoruz. O yüzden çok ilgi çekici bir hayvan. Maalesef nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bulundukları bölgede artık bu son dönemde koruma çalışmaları yapılıyor. Biz de Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi olarak bu koruma çalışmalarına destek veriyoruz. Orada yapılan koruma çalışmaları, bunların yaşadığı bölgedeki yerel halk, yani oradaki sıradan insanlar, vatandaşlar görevlendiriliyor. Bu hayvanların yuva yaptıkları bölgelerde, yaşadıkları bölgelerde devriye atıyorlar. Üremelerini gözlemliyorlar veya kaçak avlanmayı engelliyorlar, ihbarlarda bulunuyorlar ve bunların hayatlarının devamlılığını, nesillerin devamlılığını sağlamak için gayret gösteriyorlar. Biz de bunlar için buradan, ta buradan oraya katkı sağlıyoruz. Maddi anlamda destek sağlıyoruz onlara. Türkiye'de sadece bizim parkımızda var bu tür. Diğer hayvanat bahçelerinde görebileceğiniz veya doğada görebileceğiniz bir tür değil. Nesillerinin tükenmekle karşı karşıya olmasının sebebini de söyleyelim. Bu hayvanları avlıyorlar boynuzları yüzünden. Yani boynuzlarıyla takı ve aksesuar yapıyorlar. Sırf takı ve aksesuar yapmak için bu güzelim canlıların hayatlarına son veriyorlar maalesef. Bunun önüne geçebilmek için biz insanoğlu olarak şunun bilincine varmalıyız. Yani bu gezegenin sadece bize ait olmadığını bilerek yaşamamız gerekiyor. İşte başımızın üzerinden uçan bir serçenin veya işte şu boynuzlu kuşun, parkımızdaki diğer hayvanların, doğada gördüğünüz diğer hayvanların bu ekolojik sistemin, bu besin zincirinin tek bir halkası olduğunu biliyoruz ya. İşte biz de insanlar olarak o zincirin sadece tek bir halkası olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bu gezegen bizim değil, bu gezegen bize ait değil. Bu gezegen hepimizin, bütün ekosistemin içerisindeki canlıların birbirine ihtiyacı var. Bu bilinçle yaşamamız gerekiyor. Vermeye de başlamış gördün mü? Bir verme de geri veriyor. Değil mi? Kendi ben verir misin? Saldırmayacağız.